Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Ehliyet Ebru Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplamda 50 tane soru çözeceğiz. Yine açıklamalı ve detaylı bir şekilde gidiyoruz. Önemli yerlerden yine bahsedeceğim. Yani yine faydalı bir soru çözümü olacak. Bu çözeceğimiz sorular sınavlarınızda çıkma ihtimali yüksek olan sorular olacak arkadaşlar. Ve yeni yayınlayacağımız soruları da lütfen kaçırmamak adına bildirimleri açmayı unutmayalım. Yeni gelen arkadaşlarımız hemen ilk yoruma linke sabitlediğim soruları zaman buldukça bol bol çözmeye çalışsın. Çünkü bizler oradan benzer birebir çok soru yakalıyoruz diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik edip hadi hemen sorulara başlıyorum. İlk sorumuz trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işaretidir dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik görevlisinin eline baktığımız zaman kolunu arkadaşlar aşağı yukarı indirip kaldırıyor değil mi? Yani biz yavaşla derken de aslında bu hareketi yaparız değil mi? Trafiği yavaşlatma işaretidir arkadaşlar. B şıkkı ise kollar iki tarafa doğru açık. Yani yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiği açık olacaktır. C şıkı, trafiği hızlandırma işaretidir. Bakın hani gel gel der gibi değil mi? Trafiği hızlandırma işaretidir. D ise yolun tüm yönlere kapalı olduğunu bildirecektir. Yine yeni gelen arkadaşlarım için şey söyleyeyim. Trafik görevlisinin bu hareketleriyle alakalı eksi olanlar hemen ilk yoruma baksınlar. En çok çıkanları bir araya getirdik arkadaşlar ve tek tek de açıkladık. Öğrenme garantilidir. Dileyen bakabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Araçların plakalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur. Özel plaka olmalı. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı. Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı, plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması. Doğru cevabımız tabii ki değişik olacaktır değil mi? Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması olacaktır. Ama şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bakın plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya ve benzeri herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar diyebiliriz. Ve geldik diğer sorumuza. Verilen yıkaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? Şarj, ABS, yağ basıncı, şıklar yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar derhal durulmasını gerektiren 3 tane lamba vardı neydi şarj lambası yağ ikaz basınç lambası ve hararet lambası bu üçünü asla unutmayalım çünkü benzer içerikli sınav soruları var geldik 4'e Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır ok yönündeki hareketine bakalım şıklar 1 2 3 4 doğru cevabımız B şıkkı olacaktır yani iki nolu aracın ok yönündeki hareketi yasaktır değil mi bakın orada bir levha var o levha girişi olmayan yol yani taşıt giremez levhasıdır arkadaşlar birazdan bu levha ile alakalı benzer içerikli sorular çözeceğiz bu levhaya bu ayki sınava girecek arkadaşlarım dikkat etsinler geldik diğerine Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama, yer yağ fitresi, hava fitresi, yakıt fitresi, polen fitresi. Doğru cevabımız Ay şıkkı olacaktır. Yani yağ filtresidir arkadaşlar. Yağ pompasının yağını süzerek içindeki yabancı maddeleri temizlerdi değil mi? Periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmiyordu. Hava filtresini hemen şöyle kısaca söyleyelim. Hava sirkülasyon sağlıyordu. Emlen havayı toz ve kirli maddelerden uzak tutuyordu arkadaşlar. Yakıt filtresi ise e, belirli ar aralıklarla değişimi ve bakımı gerekliydi değil mi? Uzun süre aynı yakıt filtresini kullanırsa tak araçta ciddi problemler ortaya çıkabiliyordu. Polen filtresi ise aracın içerisine dışarıdan toz girmemesini sağlayan filtreydi. Bu dördü çok önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden kısa bir şekilde bahsetmiş olduk. 6'dayız. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedinin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazede de hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Bakın soluk yoluna yabancı bir cisim kaçmış arkadaşlar. Yani biz ne diyorduk? Gemlik zeytini diyorduk değil mi? Gemlik zeytinin Allah korusun ama boğazımızda kalması tıkanması sonucu biz konuşamadığımız zaman, nefes alamadığımız zaman, rengimiz morarıp ellerimizi e, boynumuza götürüp acı çekerek ellerimizi boynumuza götürdüğümüz zaman ne diyorduk? Biz tam tıkanma diyorduk değil mi? Gemlik zeytininden hemlik manevrasını aklımıza getiriyorduk. Kısmi tıkanmada kişi konuşur nefes alabilir arkadaşlar. Damar tıkanması ve solunum durması bunları zaten biliyoruz. Geldik 7'ye. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif sedelenmeye ne denir? Kırık çakık burkulma çarpma Doğru cevabımız C şıkkı burkulma olacaktır. Hani bazen bahsediyordum ya yaptığımız açıklamalardan da soru yakalıyoruz diye arkadaşlar. Bakın burkulmayı bir önceki soru çözümde açıkladım da demiştim ki Burkulma, oynar hareketli eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıdır. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmedir demiştim anahtar kelimelerimiz bunlar demiştim arkadaşlar. Şu anda sorusunda görüyoruz. Ama çıkıktan da bahsedelim. Oynar eklem yüzeylerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıdır. Çıkık ile alakalı bir sınav sorusu daha çözeceğiz. Kırık ise herhangi bir nedene bağlı olarak bakın anahtar kelimeniz kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına biz ne diyoruz? Kırık diyoruz arkadaşlar. Çarpmayı da zaten biliyoruz. Hadi bakalım geldik 8'e. Aşağıdaki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Öndeki taşlı geçmenin yasak olduğunu, hız sınırlaması sonunu, geçme yasağı sonunu, park yasağını. Doğru cevabımız C şıkkını bildirecektir değil mi? Geçme yasağı sonunu. Biz bu levhalarda sonu kelimesini nasıl ekliyorduk? Eğer ki levha yukarıdan aşağıya düz bir çizgiyle çekildiyse hemen sonu kelimesini getiriyorduk arkadaşlar. Eğer ki o düz çizgi olmasaydı yani siyah çizgi olmasaydı öndeki taşta geçmenin yasak olduğunu bildirir diyecektik. Biz e, levhaya şöyle dikkatli baktığımız zaman yukarıdan aşağı düz bir çizgi aşağı doğru inmiş. Yani geçme yasağı sonu olduğunu bize bildiriyor. Değil Yine levhalar ile alakalı eksi olanlar ilk yoruma 125 tane levha sorusuna mutlaka baksınlar. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması. Cismi çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi, cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi, cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın bir cisim batmış değil mi? Biz o cismi asla çıkartmıyoruz. Çıkartmaya da çalışmıyoruz. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralanın hemen hastaneye sevk edilmesi doğru olacaktır arkadaşlar. Yaraya tantriyot dökülmez, pamuk dökülmez, dışarıda kalan kısım kesilmez ve cisim çıkarılmaz. Bunu sakın unutmayalım. Geldik ona. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır? Biraz önceki yaptığım e, açıklamayı hatırlayın. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi, eklem çevresindeki derinin zedelenmesi, eklem yüzeylerinin birbirinden kalıcı ayrılması, eklem bağlarının kopması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın birbirinden kalıcı ayrılmasıdır, değil mi? Çıkığın tanımı. Bazen e, şu şekilde de verir. Ekler müzelerinin birbirinden ayrılması der. Bazen kalıcı kelimesini ekler sınavda bazen eklemeyebilir. Buna dikkat edelim. Geldik 11. sorumuza. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Otomobilin tali yolda olması, ambulansın ana yolda olması, ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması, ambulansın diğer araca göre daha daha güçlü olması. Doğru cevabımız C şıkı olacaktır. Ambulansın geçiş üstüne sahip olmasıdır, değil mi arkadaşlar? Çünkü geçiş üstüne sahip olduğu için tabii ki ilk o geçecektir. Ve geldik 12'ye. Bir ilk yardım sorusu. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? Birincisi Toplar damar kanamalarında kan koyu renkli yavaş ve sürekli akış halindedir. İkincisi atar damar kanamalarında kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar. E, verilenler için ne söylenebilir? Yalnız bir doğru, yalnız iki doğru. Her ikisi doğru, her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. herkese doğru olacaktır. Hocam, mantı karıştırıyorum bu kanamaları diyenler için bakın, toplardamar kanamaları koyu renkliydi, değil mi? Bunu bilelim. Atardamar kanamaları da açık renkliydi. Neden açık renkli? Çünkü temiz kanı taşıyordu. Toplardamar e, neden koyu renkli? Çünkü kirli ve pis kanı taşıyordu arkadaşlar. Hani sadece bunları bilerek bile cevabı bulabilirsiniz. Geldi 13'e. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir dikkat bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır değil mi arkadaşlar? üçgen içerisinde oklar varsa ne diyorduk biz? İki yönlü e, trafik işareti diyorduk. A şıkkı ise sollama yasağının olduğunu bildiriyordu. B şıkkı yol var işaretiydi değil mi? Nerede bulunurdu? Tale yolda bulunurdu. C şıkkı karşıdan gelene yol var anlamındaydı. 14'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi azimi hız sınırlaması anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şöyle A şıkkı azami hız sınırlaması değil mi arkadaşlar? Eli yukarıdan aşağı kesersek C şıkkı olur. Hemen sonu kelimesini ekleriz. Azami hız sınırlaması sonu olur. B şıkkı yüklü ağırla 7 tonu geçen araçlar kiremaz anlamında. D takip mesafesi 70 metreden az olamaz anlamındadır. 15'teyiz. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Motorun hareket yapmasına, motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şöyle radyatör bir gözümüz önüne getirelim arkadaşlar. Bakın radyatördeki su miktarı azaldığı zaman ne olacak? Motor hararet yapacaktır değil mi? A şıkkı dedik. Geldik 16'ya. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir. Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Şöyle görselden de anlaşıldığı gibi değil mi? Şöyle kişi koltuğa oturmuş. Bakın emniyet kemerini Tak diyor sana emniyet kemeri tak diyor. E, A şıkkı ise lastik basıncı düşük anlamındadır. B şakı fren balata uyarısı anlamındadır. D şakı hava yastığı. Şöyle dikkatli bakın arkadaşlar görselden de anlaşılıyor. Hava yastığı uyarısını bize bildirir. Yine e, bu araç göstergeleri ile alakalı eksi olanlar ilk yoruma baksınlar. En çok çıkanları tek tek bir araya getirdim ve açıkladım arkadaşlarım. 17'deyiz. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? Otobüs, minibüs, taksi, dolmuş taksi. Doğru cevabımız. A şıkkı otobüste de zorunluydu değil mi? Bakın kamyon, kamyonet, çekici gibi tüm araçlarda ve 17 yolcudan fazla taşıyan otobüs, minibüs tipi araçlarda kullanımı zorunluydu arkadaşlar. Kayıt takip cihazıydı. Hadi bakalım 18'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir? Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak ve ağızdan kan, kan gelmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bakın iç kanama geçiren bir kişi. Yani ne iç kanama? Kanın iç organlara doğru akması durumuna biz iç kanama diyorduk değil mi? Bulantı kusma olur arkadaşlar. Deri soğuk ve nemli olur. Bakın iç kanama ama denizde şakı kulak ve ağızdan kan da gelebilir. Bu sizi yanıltmasın. Refleksi, reflekslerin güçlü olması iç kanama belirtisi değildir arkadaşlar. Kişi iç kanama geçiriyor. <laughs> reflekslerin güçlü olması mümkün değil lik 19'a aracın gösterge panelinde şeklindeki uyarılaması yanıyor olması neyi bildirir? Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, emniyet kemerinin takılı olmadığını, hava yastığı sisteminde bir arz olduğunu. Doğru cevabımız C şaka olacaktır değil mi? Biraz önce çözmüştük arkadaşlarım. Emniyet kemerinin takılı olmadığını bize sürücüye bildirir ve 20'deyiz. Trafik görevlisinin gecelin ışıkla işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Geç işareti, dur işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır değil mi? Geç işaretidir arkadaşlar. Geç işareti. Ve geldik 21. sorumuza. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? 1. zaman, 2. zaman, 3. zaman, 4. zaman. Doğru cevabımız B yani ikinci zaman olacaktır. Bakın emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz ne demiştik? Sıkıştırma ikinci zamandır demiştik. 22'deyiz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücü neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Doğru cevabımız C şıkkıdır değil mi? Soğutma suyu sıcaklığını bize bildirir. Şimdi sınavlarınızda bakın şöyle vereyim daha da iyi olacak. Sınavlarınızda ya hararet göstergesini sorarlar ya kilometre göstergesini ya devir göstergesini ama üçünden birini bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım geldik diğerine. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Akü, platin, sigorta, alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı sigorta olacaktır. Yüksek, yüksek akım geldiği zaman bakın eriyerek güvenliği sağlayan parça ne diyoruz? Biz sigorta diyoruz değil mi? Aynı evlerimizdeki gibi arkadaşlar. Yüksek akım geldiği zaman güvenliği sağlıyor, koruyor. 24. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 15, 20, 30, 50. Doğru cevabımız A şıkkı 15 olacaktır. Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünden 15 metre mesafede duraklamak yasaktır ve geldik 25. sorumuza. Hadi bakalım. Soruları yaraladık. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Alkol, belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Hangisi üzerinde etkili arkadaşlar? Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, merkezi sinir sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir değil mi kişi alkol aldığı zaman tepki verme karar alma hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkiler ve yavaşlatır yani merkezi sinir sistemini etkilemiş olacaktır. Buraya gelen arkadaşlarım bir like tuşuna basarlarsa kaç kişinin gelmiş olduğunu görmüş oluruz diyorum 26'dayız. K şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Tokluk hissi yavaş nabız görmede netlik yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D şıkkı yüzeysel solunum görülecektir değil mi? Kan şekeri düşüklüğü herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksikliğinden ortaya çıkardı arkadaşlar. Belirtileri hızlı nabız olurdu, görme bozukluğu olurdu, taleme olurdu, yüzeysel solunum olurdu, aniden acıkma, konuşma güçlüğü, titreme, bulantı, yorgunluk bunlar görülebilirdi. 27. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? Kanamanın durdurulması, yara yerinin değerlendirilmesi, yara üzerinin pamukla kapatılması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yara üzerinin pamukla kapatılması. Arkadaşlar bir yara var. Bu yaranın üzerine pamuk koyulmaz. Bakın e, tanturdiyot dökülmez. Bunlara dikkat edin. E, ne yapması gerekiyor ilk yardımcının? Tabii ki sargı bezi kullanması gerekiyor değil mi? Pamuk ve tanturdiyot gördüğünüz zaman hemen şöyle üzerine bir çizgi çekin eleyin arkadaşlar. 28'deyiz. Bu arada e, ilk yardımdan e, biraz fazlaca soru bekliyoruz. Bu yüzden ilk yardım sorularına ağırlık vermeye çalışalım. İyi, iyi. Hemen aşağıda ilk yorumda ilk yardım soruları var. Lütfen o soruları bol bol çözmeye çalışalım. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması, ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması, araca uygun epata lastikler kullanılması, araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Şıklar 1 ve 2, 1 3 ve 4. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız Aşık olacaktır 1 ve 2 biz aracı yüksek devirde kullanırsak yakıt tüketimini artırmış oluruz. Ani hızlandık ya da ani yavaşladık bakın bunlar da yakıt tüketimini artmasına neden neden olur ama araca uygun ebatta biz lastikler kullanırsak aracımızın bakım, bakımını zamanla yaptırırsak yakıt tüketimini e, artırmamış oluruz arkadaşlar yakıt tüketiminden tasarruf etmiş oluruz ve geldik 29'a seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız tabii ki değişik olacaktır değil mi? Seri haline gidiyoruz aracın içerisinde ve bir yakıt kokusu var. Ne yaparız arkadaşlar? Şöyle mi dururuz değil mi? Bir kontaya kapatırız. Ne oluyor deriz. Camları açmayız ya da ya bir şey olmaz deyip yolumuza devam etmeyiz. Lastiklerle zaten bir alakası yok. Geldik 30'a. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir? Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar, kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar, sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar, araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır değil mi? Bakın kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. Altını şöyle mavi renkle çizdim. Bu kelimeyi unutmayın. Emniyet kemeriyle alakalı benzer sorular var. Ama şunu unutmayın. Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar arkadaşlar. Kazaların azalmasını sağlar. Geldik 31'e. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır. Birazdan bir görsel vereceğim. Taşıma sınırını, sınırlı yükseklik kabaresini, geçme yasağını, dingil alanı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır değil mi? Sınırlı yükseklik gabarisini bize bildirir arkadaşlar. Yükseklik gabarisini. Ama şöyle aşağı inelim. Bakın burası da sizler için önemli. Ee, sınavlarınızda yükseklik, genişlik, ağırlık gabarilerini ayrı ayrı sor sorabilirler. Ee, ve gabari de tek başına yani tanım olarak bir sınav sorusudur. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerin temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri ne diyoruz biz? Gabari diyoruz arkadaşlar ve geldik. 32. Ye kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum hangisidir? Kazazedenin sesle uyanlara tepki vermemesi, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması, kazazedenin bilincini yitirmesi, reflekslerin kaybolması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bakın kalp masajı uygulayabilmemiz için kalp atımlarının alınamamış olması lazım değil mi? Yani dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamamış olması olacaktır. Geldik 33'e. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir? Dikkat bakalım. Doğru cevabımız D şakı olacaktır bakın ileri seyir dediği için ok işareti ileri doğru Sola dönüş dediği için de sol tarafı doğru bakacak yani D, Denizli şakını işaretledik e, A şakı ise bu şerit sadece ileri yönde seyir içindir B şakı sağ geç C şakı bu şerit sadece ileri seyir veya sağa dönüş içindir D şakı bu şerit sadece ileri seyir veya sola dönüş içindir 34 Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler? Benzin filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, su filtresi. Doğru cevabımız B şıkkı hava filtresi olacaktır. Değil mi bakın silindire giren havayı hangisi temizler? Hava filtresi temizler. Ne demişti? Hava filtresi için hava sirkülasyonu sağlıyordu. Emilen havayı toz ve kili maddelerden uzak tutuyordu. Adı üstünde değil mi? Hava filtresi. E hava filtresi zamanla görevini yitirdiğinde yenisiyle değiştirilmeliydi. Değiştirmezsek motor yeterli çekiş gücüne ulaşabilmek için daha fazla güç sarf etmek zorunda kalacaktı. Daha fazla zorlanıp daha fazla güç sarf eden motor daha fazla yakıt tüketmiş olacaktı. 35 Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüyü aşağıdakilerden hangisini bildirir? Dikkatli bakalım. Bölünmüş yola gireceğini, tali yol kavşağına yaklaştığını, iki yönlü yol kesimine yaklaştığını, ileride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu. Doğru cevabımız c şekli olacaktır. İki yönlü yol kesimine yaklaştığını bize bildirir. Hadi bakalım. Geldik 36'ya. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir? 200 metre sonra yollar alacaktır. 200 metre sonra köprü var. 200 metre ileride kavşak var. 200 metre ileride demiryolu hamzemin geçit var. Doğru cevabımız D şeklidir değil mi? 200 metre ileride demiryolu hamzemin geçit var arkadaşlar. Geldik 37'ye. Aşağıdakilerden hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir? Akü, buji, distribütör, endüksiyon bobini. Doğru cevabımız A şıkkı akü olacaktır. Bakın marş motoruna ilk hareket için elektrik verir diyor. Yani aküden bahsediyor. Ve geldik 38'e. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Sağ ve sola dar. Sağ ve sola geniş. Sağ dar, sola geniş. Sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C şıkkıdır değil mi? Sağa dönerken dar dönüyorduk. Sola dönerken geniş kavisle dönüyorduk. 39. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Dudakların morarması, göz bebeklerinin küçülmesi, göz hareketlerinin kaybolması, nefes alma ve verme sesinin duyulamaması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bakın kişinin solunumu durmuş arkadaşlar. Solunumu duran bir kişide bir morarma gerçekleşir. Göz hareketleri kaybolur. Nefes alma ve verme sesi de duyulamaz. Ama göz bebeklerin küçülmesi değil. Göz bebekleri küçülmez. Göz bebekleri büyür. Ve geldik 40'a. Karayoluna karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? Park ışıklarının, acil uyarı ışıklarının, uzağı gösteren ışıkların, yakını gösteren ışıkların... Doğru cevabımız D şıkkı. Bakın karşı yandan bir araç geliyor ve e, o aracın içerisindeki sürücünün gözlerini kamaştırmamak için hangisini yakacağız? Yakını gösteren ışıkları yakacağız. Uzay gösteren ışıkları yakarsak karşımızdaki sürücünün gözlerini kamaştırırız arkadaşlar. Yakını gösteren ışıkları yakıyoruz. 41. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masrafının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Doğru cevabımız D şıkkı yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olacaktır? Şu ne yapıyoruz? Sürekli eksik olan yağı tamamlıyoruz arkadaşlar. Yağ çamurlaşacaktır. 42. Devamlı yol çizgisini bildirir. Sağ şeritten gidilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, öndeki araçların geçilemeyeceğini, sağ bankette durulamayacağını. Doğru cevabımız. C şıkkıdır değil mi? Düz devamlı bir çizgi var. Yani öndeki araçların geçilemeyeceğini bildirir. Hemen şu an arka plandaki bakın e, Ebru Hoca yazıyor ya arka plandaki kesik yol çizgisine baktığımız zaman o zaman ne diyeceğiz? Öndeki araçların geçilebileceğini bildirir. Kesik yol çizgisi devamlı yol çizgisi de geçilemeyeceğini bildirir. 43 aşağıdakilerde hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? Kilometre saati, kontak anahtarı, havaya asla ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B şıkkı kontak anahtarı yer almayacaktır. Araç gösterge panelinde 44. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi, debriyaj pedalına hiç basılmaması, debriyaj pedal boşluğunun artması, debriyaj telinin kopması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar taşıt hareket halindeyken ayağımızın böyle devamlı debriyaj pedalı üzerine biz temas ettirirsek işte o zaman debriyaj balatasının erkenden bitmesine sebep oluruz. Ve geldik 45'e son 5 tane sorumuz kaldı. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? Motor kabutun açık kaldığını, motor yağ basıncının çok düştüğünü, motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu. Doğru cevabımız B şıkkıdır değil mi? Motor yağı basıncının çok düştüğünü bize yani sürücü, sürücüye bildirir. Ve 46 aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, intikal mesafesi, görüş mesafesi. Doğru cevabımız A şıkkı takip mesafesi ne diyorduk arkadaşlar? 88-89 kuralını uyguluyorduk. 47 aşağıdakilerde hangisi silindir bloğunun görevidir? Şafta hareket vermek, rotlara hareket vermek, pistonlara yataklık yapmak, vites dişlilerine yataklık yapmak. Doğru cevabımız C şıkkı pistonlara yataklık yapmak olacaktır. Bu soru kalıptır dilerseniz ezber yapabilirsiniz. Geldik 48'e. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır? Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması, burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması, burkulan bölgeye masaj yapılması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Burkulan bir bölge var arkadaşlar. Şişmesini önlemek için ne yapıyoruz? Hemen kalp seviyesinden yüksekte tutuyoruz. E, hareket ettirilmez, sıcak uygulama yapılmaz, masaj yapılmaz. Cevabımız A şıkkı. Geldik 49'a. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Motor yüksek devirde kullanılır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın hızına göre uygun viteste gidilir. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Ne yapmaya çalışıyoruz? Araçta yakıt tasarrufu sağlamaya çalışıyoruz değil mi? Aracı hızın, aracın hızına göre uygun viteste giderse işte o yakıt tasarrufunu sağlamış oluruz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Hadi bitti gözünüz aydın. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? Mali sorumluluk sigortasının, araç teknik muayenesinin, servis bakımlarının, kasko sigortasının. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Mali sorumluluk sigortasının yaptırılması zorunlu olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ilk yoruma sabitlediğim soruları lütfen bol bol çözmeye çalışın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.